Herkese tekrardan selamlar. Şimdi bugün sizlerle buranın market fiyatlarını inceleyeceğiz. Neler ne kadar, bizdeki ürünler ne kadar ve ekstra farklı ürünler ne kadar, onları göreceğiz. Marketimiz hemen şurada. Bu market diğer marketlere göre birazcık daha ucuz. Ben onu gördüm. Burada 7-8 tane rahat market gezmişimdir. Ama hani ortalamanın altında bir fiyatı var diğer marketlerle karşılaştırınca. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Ve büyük bir süper market. Gel girmez bizi meyve sebze reyonu karşılıyor. Şimdi videoya başlarken şunu söyleyeyim sizlere. Bütün fiyatları 2,5'la çarpınca Türk lirasını elde ediyorsunuz. Yani şöyle. Mesela burada şöyle altılı böyle şey sarıp sarmalamışlar. Böyle 6 tane kutu elma. Fiyatı 52. Yani bunu 50 desek 125-130 TL'ye tekabül ediyor. Şu kutu 130 TL arkadaşlar. Mesela üzüm. Şöyle bir kutu bildiğimiz bizim büyük üzüm. Bunun fiyatı da 21.9. 20 de 22 desek buna 55 lira civarında. 50 lira, 50-55 lira civarına geliyor şu bir kutu üzüm. Mesela çilek. Şöyle gördüğünüz bir kutu ince ama böyle yani birer tane var ve altı yok yani. Şöyle bir kutu olmamış çilek bu. Yani olmamış. Bize göre kırmızı değil yani. Bunun fiyatı da 250 gramı 32.9 yani 33. Yani o da 80 lira civarına geliyor. 80 lira. Evet, şuradan ne var mesela bildiğimiz havuç. Şöyle 4-5 tane havuç. Havucun fiyatı 10 yani 25 lira. Havuç gene şey normal. Bu arada burada bir poşet alırsanız ekstradan 1 Hong Kong doları ödüyorsunuz. Yani 1 Hong Kong doları da 2,5 TL. Bizde gibi 25 kuruş değil, 10 katı. Onu da söyleyeyim. Sonra domatesler var burada. Şöyle üçlü 4 domates ama bunların gramajları aynı. Yani 4'lü 3'lü olduğuna bakmayın. Şöyle bir paket 4'lü veya bir paket 3'lü domates 11 yani 11 22 22 27 28 lira civarına geliyor. Şöyle marullar var. Ben bunları marul diye almıştım ama bunlar marul değilmiş. Böyle tadı daha böyle acı. Şöyle 3'lü satıyorlar. Bu da 10 yani 25 TL. Bu ne bunu bilmiyorum. Bu ne? Şey, bunun hiçbir fruit soyabean kurt sitik. Bilmiyorum, buna bakarım, kurt sitik diyor ya. Yani vejetaryen bir şey ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Bu 25.6 diyor. Aynen 25.6 da o 70 65 lira falan. 60-65 lira civarında. Ha, pahalı. Evet, burada bizim hayatta almayacağımız kötü hafif küflenmiş soğanlar, dışı böyle hani kararınca biz almayız ya, küflü gibi oluyor. Ha, çuvalın en altına atılan soğanlar var ya, işte onlar da. Abi şöyle bir poşeti, böyle bir poşeti 15 yani 37,5 lira bir poşeti. Şöyle 37,5 lira şu soğan. Bildiğimiz lahana mı iceberg mi bu? Vallahi tam ha, green cupcake diyor. Iceberg herhalde. 7 diyor şu bir tanesi. 20 lira. 19 lira. Şu. Ha, şunun adını unuttum ya. Bunu annem çok yiyor benim ya. Yağlayıp tuzlayıp falan. Bunun fiyatı da 10. Ha, 2 tanesi 10'muş. Tanesi 6, 2 tanesi 10. Yani 2 tanesi 25 TL. Evet, şimdi biraz böyle daha bilindik ne var mesela? Muz. Muz abi bir paketi 24, şöyle yani içinde 4, 5, 6, 7 tane muz 24, 63 TL civarına geliyor. Evet, başka ne var? Portakal. Abi portakalın fiyatını yazmışlar mı yazmamışlar göremedim. Bu da şurada yazıyor ama bu ne diyor? Ha, bu grapefruitmuş lan. Grapefruit yazıyor. Ha, grapefruit. O ne? 2 tanesi 10 diyor. 2 tanesi 25 lira arkadaşlar şunlardan. Limon 3 tanesi 16.
Yani 16, 3 tanesi Türk parasıyla 40 TL'ye geliyor limonun. Ne mandarins, mandalina, mısır mandalinasıymış bu. Bu mandalinanın fiyatı da 3 tanesi 11, yani 27-28 TL civarına geliyor. Evet, portakal, şöyle bir portakal 30, yani 75 TL. Evet. Böyle detaylı olarak inceliyorum. Ben burada 3 tane karpuz çeşidi var. Bir tanesinin adedi 32 diyor. Piece diyor. Yani adet herhalde, bu kilosu değil. Sanmıyorum kilosu olduğunu. Çünkü aynı boyutlarını ona göre yapmışlar. Abi şu 32, yani 33 desek 66, 78'e falan giriyor. 78 TL bir tanesi. Oo, bunlar küçük ama bunlar niye bu kadar? 25 desek buna. Şöyle tanesi 75 lira bu da. Uf abi, 50. Şunun tanesi 50, yani 125 TL. Uf, pahalıymış. Ha, burası işte komple böyle sebze, değişik değişik otlar var burada. Değişik mantar falan var böyle. İstersen şöyle bir kutu çeri domates var. Şöyle bir kutu çeri domatesin fiyatı 17. 3 lira 44 TL. Böyle küçük bir kutusu da, salatalığı bulamadım ya. Yani burada her şey var ama salatalık normalde vardı. Yok. Neyse, şöyle buraya koydukları arkadaşlar indirimli ürünler. Mesela şu 2, 4, 6 tane çilek arkadaşlar. 6 tane çilek 25 TL. Nasıl indirimli ürün anlamadım. Şöyle zehir zemberek biber 10 lira. Yarım karpuz koymuşlar. %20 dolar buna yani. 20, 40, 50 TL şu. Bu tofu mu? Bilmiyorum. Ha yok, tofu değil. Bu da sebze de, ne olduğunu bilmiyorum. Abi benim ilk Asya'ya geldiğimde en büyük yanılgım, aha şu tofulardı. Ben bu tofuları peynir sandım. Bizim beyaz yumuşak peynir sandım. Şunlardan aldım böyle. Ben tofudan o yüzden nefret ediyorum. Yani aldım bir kutu. Bunu küçük de almadım ha. Bunun böyle iki katı büyüklüğünde bir kutu aldım. Hepsi boşa gitti zaten, yiyemedim. Yani sebze reyonu bu şekilde. Yumurtalara bakalım. En önemli şeylerden biri yumurta. Burada yumurtanın fiyatları. Mesela şöyle 2, 4, 6, 12'li bir yumurtanın fiyatı 35 lira, 85 ile 90 TL arasında 12'li bir yumurta. Daha uygunu var mı diye bakıyorum. Yani daha uygunu varsa. Yok, herhalde en uygunu o. Diğerleri daha yüksek fiyat, yani onu söyleyeyim. Bu da 2, 4 mesela 5 tanesine 40 demiş. 100 TL. 2, 5, 10 tanesi 100 TL. Ucuz yumurta hani var mı diye bakıyorum. Yok, hepsi böyle. Yani 80 liradan aşağı 10'lu yumurta yok. Sürekli böyle millet şunlardan çok tüketiyor burada, ona dikkat ettim. Herkes yani, böyle bunun değişik değişik türleri var. Bu süt gibi geldi bana ama içinde şeyler var böyle. Sansüt, süt mü ona bakıyorum ama tam anlayamadım ne olduğunu. Hep de şöyle şey yazdığı için arkadaşlar, yani şöyle yazdığı için pek anlamıyorum. No added sugar, fresh, soya. Aynen, soyalı sütmüş bu. 10 ile 11 arasında değişiyor. Yani 25, 26, 27, 25, 27 lira arasında değişiyor. Böyle meyveler de var ama bunlar sütlü değil herhalde. Bunlar normal diye tahmin ediyorum. Aa, sütlü yazıyor aynen. Mango, papaya ikisi, bir de sütlü. Aa bak, bunlar denenir ha. Ay, yediymiş bak bu. 3 alana bir bedava, bak bu alınır. Gerçekten bunları bir denemek lazım çünkü burada çok tüketiyorlar bunlardan. Bak böyle her yerde, aşağı yukarı her yer böyle. Bunların değişik değişik şeyleriyle dolu. Süt 32. Daha ucuz var mı süt? Ha şurada var. Aa, o laktozsuzmuş, pardon. Normal bizim içtiğimiz süt 32. Yani 65, 75, 80 lira bir tane süt. Peynirlere bakalım. Hemen yanında peynir. Bazen kamera böyle şey yapıyor, çizik çizik oluyor. Işıktan dolayı onu ayarlamaya çalışıyorum. Mesela mozzarella peyniri 42. Burada bizim beyaz peynir yok arkadaşlar. Yani onu bulamadım. Bizim beyaz peyniri. Mesela mozzarella, kırmızı, bir de cheddar karışımı.
böyle bir peynir var. Ha, mozzarella reçeli peyniriymiş. Bunlar da fiyatı 42 ediyor. Yani 100 TL, 105 TL civarı. President bildiğimiz bir cheddar markası. Bu 46 tanesi, yani 115 lira civarında. Ve bunların krem cheese'leri var. En ucuzu bu işte. 29 mesela, 30, 75 lira. En ucuzu bu. Şimdi şöyle hızlı hızlı içecek reyonuna gelelim. Evet arkadaşlar, sudan bahsetmiştim ya sizlere. Bakın, 1,5 litre su 18 lira. Yani 55 lira 1,5 litre su. 55 lira. Ha, yanındaki var 52 lira. Arkadaşlar su pahalı burada gerçekten. Su zaten geldiğinden beri dedim yani size, hiçbir şekilde kesinlikle yani marketten hiç su almadım. Biri flüt çalarken hediye etmişti. Bir tane bir 3 litre su, onu içtim. Onun dışında hep tuvaletten sağdan soldan doldurdum şişeleri. Kola fiyatlarına bakalım. Şöyle kola 9,5-10 desek 23-24 lira civarında. Şöyle kaç bu, 500 milim 23-24 TL fiyatı. Sprite de aynı, Schweppes de aynı burada. Coca-Cola Zero da aynı. Burada değişik değişik şöyle içecekler de var. Mesela bu 10-25 lira. Sudan ucuz yani, öyle söyleyeyim. Limonlu bir içecek. Sodalı limonlu. Yani ne var burada? Bira mı bunlar? Aynen, bira. Mesela şöyle dörtlü bir Carlsberg'e bakalım. Dörtlü Carlsberg aynen 500. Dört tanesi 45. Yani dört tanesi 45. 90, 115, 120 lira 4 tanesi. Yani tanesi 30 TL'ye geliyor. Şöyle 500 milim Carlsberg. Gene bizim ülkeden ucuz herhalde. Evet, benim Asya'da vazgeçilmezim Poki. Poki Tayland'da 10 TL'ydi. 20'e girerse 5 TL alıyordum. Burada 14,5, 15 desek 30, 35 lira burada Poki. Evet, bu bir miktar üzdü beni. Böyle mesela hani mesela Kinder'in şöyle hiç görmediğiniz bir şey var. Bu ha, stokta kalmadı diyor ama var. Burada niye fiyatını yazmışlar? Böyle değişik bir Kinder'in püsküvitli çikolatası gibi bir şey. Anlamadım. Yani noodle tarafına geçen noodle'ları falan göstereyim ben size. Evet, burada böyle değişik değişik abi, bunların cipsleri var. Cips bunlar çok, yani baksana böyle 20 tane şeyi böyle karıştırıyorlar. Na şöyle cips, ne olduğunu da bilmiyorum. 14. Yani 14, 28, 35 lira civarında. Bunların değişik değişik içecekleri var. Klips soda baksana, çok rengi mengi bir garip. Ama ne var bunun içinde bakalım. Ne pek de soda, apple diyor. Ha, soda. Soda elma herhalde ama bunun rengi niye böyle bilmiyorum. Bu da 11. Yani 25-26 lira civarına geliyor. Mısır cipsi var. Şöyle bir mısır cipsi. Tanesi 11, iki tanesi 15. Yani iki tanesi 37,5 lira. Bunların hepsi böyle değişik değişik. Bu mesela yengeç, yok ıstakozlu bu. Ha, karides mi, ıstakoz mu, öyle bir şey. Bu domuz etli. Bu acı biberli. Bu neyle? Bu da tavuklu herhalde. Tavuklu ya, yani peynirli. Ha, peynirli bu da. Aynen, peynirli mesela. Ya böyle çeşit çeşit. Abidik gubidik bir sürü şey var bunlarda da. Şöyle şu kahvelerden çok tüketiyorlar burada. Böyle. Bizim kahve gibi ama sert yani. 250 milim. Bunun fiyatını yazmamışlar. Yazmışlar mı? Aynen yazmışlar. Tanesi 10. Tanesi 25 lira. Bunlar şöyle. Bunlar aslında güzel. Yani fiyatı kahve fiyatına göre bence normal. Böyle hemen dondurulmuş gıdalara gelin. Burada bildiğimiz de var. Bizim mantı tarzı bir şey var. Mısır'la bu domuz et yapılmış mesela. 45. Yani 45-90, 125, yani 120 lira, 130, 115 liraya falan geliyor. Şöyle küçük pizzacıklar var burada. Küçük küçük. Ama bunlar mesela 27. Yani bu da pahalı. Evet, Asya'nın vazgeçilmezi pirinç. En ucuz pirince bakıyorum şu anda sizin için. En ucuz şu anda 33-34 var. Şu gözüme çarptı. Şöyle abi, bunu nasıl şey yapmışlar, vakumlamışlar var ya, kaya gibi bak. Hiç oynamıyor, vakumlamışlar. Bu 34-90 lira civarına geliyor. Ha, şöyle vakumlanmamış mesela, şöyle 8 kilogram. Ha, dana kadar pirinç.
Bu da 95. Oo. Yani 100 desen 225, 215 lira, 210 liraya falan geliyor şöyle 8 kilo bir pirinç. Gene değişik antin kuntin içecekler. Gene mesela şu neymiş? Kurumuş. Ne ama kurutulmuş da bu ne mesela? Yazıyor mu arkasında? Bakalım şöyle. Herba abri. Bunların hiçbirini bilmiyorum zaten. Hani değişik değişik birçok şeyi kurutmuşlar böyle. Bilmiyorum ne için kullanıyorlar. Ha şöyle mesela bizim bildiğimiz fıstık var. Yer fıstığı herhalde bunlar. 28 bir kavanozu. Şöyle. Böyle plastik bir kavanozu var. Şu 28. Yani 70 lira civarında şu. Yağlar. Ha burada üstte yağlar var. Aynen şu. Ama bu yağların fiyatları yok burada. Ha arkada. Tamam. Mesela fıstık yağı var burada. Bu yediğimiz işte şu. Yer fıstığının yağı 38-95-100 lira arasında. Şöyle bir şey. Mesela daha sonra bizim kullandığımız mısır yağı var. Mısır yağı o iki tanesi 116. 900 milim bir tanesi. Yani hemen hemen 2 litre 270 TL civarına geliyor. Vallahi bilmiyorum pahalı mı ucuz mu. Yorumlara yazarsınız yağ konusunu. Yani şöyle var mesela bu 100. Bu kaç litreymiş? 3 litresi mesela şöyle 100 yani 250 TL şu. 3 litre 250 TL mısır yağı. Ayçiçek yağı var mı ona baktım ama burada pek ayçiçek yağı göremedim ben arkadaşlar. Evet ayçiçek yağı yok burada. Değişik çiçekler var da avokado yağı bile var ama yani avokado yağı mesela üçlüsü 118 diyor. 120 desek buna 240 310 falan. 300-310 falan o civara denk geliyor TL olarak. Yani yağlarda aha ayçiçek yağı lan. Ha, ayçiçek yağı aynen ayçiçek yağı. Üçlüsü kaç diyor? 120. 3 tanesi kaç litre bunlar? 900 milim. 3 tanesi 120 yani 240 300. Aynen. 3 tanesi 300 yani o civara geliyor. Aynen. Hesaplayamadım yani aynen doğru 300. 300 doğru. Ne? Mesela burada tuvalet kağıdı var. Onlu tuvalet kağıdı. Fiyatı nerede lan? Ha onlu tuvalet kağıdı. Oo. Ha 618 sandım bir anda. Ha. 61 diyor. Tanesi 37 diyor. İki tanesi abi ucuz. Tuvalet kağıdı vallahi burada ucuzmuş ha. Karşılığı bunlar doğru mu? Aynen 2 4 6 8 10 doğru. Bilmiyorum onlu tuvalet kağıdı 90 liraya falan geliyor. Ha, pahalı. Ama buraya göre ucuz yani. Ha, buraya göre gerçekten yani burada insanlar maaşlar yani abi burada en düşük maaş bizim Türk parasına çevirince yani 40-45 milyar 50 milyar en düşük yani. Hani böyle başlangıç seviyesi anladın mı? Part time yani. Burada maaşlar yüksek. Burada böyle soslar var. Mesela şöyle bir en ucuz mayonez şu. Şöyle bir mayonez. 23 yani 46 55 60 aynı 55 lira şöyle bir mayonez. Ya bu da pahalı acaba bunlar yani aynen burada pahalı satıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani bize göre pahalı. Ya mesela başka ülkede alırdım ama burada alamıyorum. Mesela karabiber şöyle bir karabiber 29 80 gram bu 29 arkadaşlar. Yani 30 desek 75 TL şu kadarcık bir karabiber. Yani şimdi yani nasıl alacaksın sen? Bir melemen yapacak olsan abi sırf 75 lira şuna mı vereceksin? Daha yumurtayı domates saymıyorum yani anladın mı? Astarı yüzünü geçiyor burada yemek yapmak. Böyle bir planım vardı ama sonradan astarı yüzünü geçiyor. Baktım iyi ki de almamışım yani. Ocak buldum daha sonra ocağın fiyatı da pahalı. Neyse şöyle ucuz tuz 17'ye var 20'ye var 20 desen işte 50 lira 17 desen 43-44 lira şöyle bir tuz. Yani abi zaten tuzları ben McDonald's'tan biriktiriyorum orada her yemekte 3-4 tane tuz alıyorum. Ne olur ne olmaz bir şey yersem hani domates salatalık yersem diye öyle biriktiriyorum yani. Ve işte değişik değişik baharatlar, soslar var. Evet, Pampers bebek bezi. Ha, bu
Mesela şu ben farklarına ha bu 4-8 kilogram diyor, bu 6-11 kilogram medium diyor mesela, bu 170. Ha bunu bilmiyorum, şu anda hesaplayamadım, yazarım. Bu da 143, 150 desek yani 350 lira şu pampers. 60 diyor. 60 tane mi tam bilmiyorum vallahi, tam anlayamadım için. 360 derece small 4-8 kilogram diyor. Böyle siz biliyor anlıyorsunuzdur. Anlayanlar vardır. Yoruma yazın. Onu da yoruma yazın. Ooo bak diş macunlar 100 lira. 100 lira. En ucuzu 100 lira arkadaşlar diş macunlarını. Şöyle göstereyim. Domates sosu var 20-45 lira şöyle. Bir domates sosu. Evet, tuna yani bizim ton balığı şöyle 25 yani 65 lira. En ucuzu da o. Daha ucuzu var ama küçükleri var onlar yani. Hani o boyutta daha ucuzu yok. Yani bunlar en ucuz arkadaşlar, onları söyleyeyim. Ben size en ucuzları söylüyorum yani. Benim her söylediğimin daha üst klasmanı var, öyle düşünün yani. Mesela şöyle bir domates sosu kalıpta 22.90-23 desek 23.46-55 lira falan. 55-53 lira gibi bir şey yani. Hazır yemekler vardı, onları göstereyim size. Ha noodle'lar vardı. Abi kafam karış. Mesela şöyle küçük abi, bu doyurmaz zaten. Küçücük noodle. Bunun tanesi 10, 3 tanesi 20 diyor. Yani 3 tanesi 20. Nasıl tanesi 10, 3 tanesi? Aynen. Bak single price. 10, 3 tane alırsan 20,5 diyor. Yani 3 tane alırsan 50 liraya geliyor şunlar. Ki bundan 3 tane yesen doymazsın zaten de. Neyse. Aa cipsler bak. Bizim bildiğimiz Lay's cipsleri şu 184.2 gram. Nasıl böyle gramlamışlar onları da anlamadım da. Stokta yok diyor fiyatını. İyi var burada şey yapmamışlar. Ha, almayın mı diyor, anlamadım ki. Mesela şöyle bir tane var. Korean Chimhi Jigek Flour diyor. Ne var içinde tam anlayamadım da. Ben mesela bu 23. Yani 46 55 60 lira civarında bir tane cips. Şöyle küçük cipsler var. 7,5 şu. 20 lira şu arkadaşlar. Başka he bak mesela şöyle Lay's'lerin burada Pringles'ları var arkadaşlar. Lay's'lerin Pringles'ları var. Değiş. Mesela bu 17,5 45 lira. Aynen. Şu 40-45 lira arasında. Allah Allah, Pringles'la aynı fiyatı, aynı. Bu 17,5, Pringles'la 17.9. Yani ikisi de biri 17,5, biri 18. Ama bunlar küçük normalden. Biraz öyle geldi bana, bilmiyorum. Aynı fiyatlar ikisi. Ha böyle özellikle ucuz olan aynen var. Bak, 14, ya çok da ucuz değil de. Şöyle şu mesela Pringles tarzı. Ben çok seviyorum bu Pringles tarzlarını. Yani ucuz bulduğum zaman alıyorum direkt. Ama tabi burada alamıyorum. Yoksa Malezya'da, Tayland'da alıyordum. Abi bu da 14 diyor. 14, 28, 30 lira işte. 31, 32 lira bu da. Yani alınır ama ne bileyim elim gitmiyor almaya. Canım çekiyor da. Ne bileyim elim gitmiyor yani. Orada burada Pringles var. Lay's'in Pringles'ları var. Select diye kendi markaları var. Şöyle farklı bir marka var. Bu tamamen Korece yazıyor. Tam bilmiyorum. 3-4 farklı Lay's bulunuyor Asya'da. Yani bu her ülkede hemen hemen böyle. Böyle çikolatalara gidelim. Bildiğimiz abi bir tat. Kit Kat. Bu tanesi 11,5. Yani 25-26 liraya tekabül ediyor. Kit Kat 26'da. Şöyle şunu biliyorsunuzdur. Almanya'dan eğer biri geliyorsa veya yurt dışından kesinlikle şu çikolatadan size getiriyordur. Bize çok geldi bundan. Değirimlik diye. Bunun da tanesi şöyle küçük bir tanesi gene 12 yani 24 30 lira. Şu çikolata abi 30 lira. Ne böyle büyük karesi getiriyorlardı. Hep Toblerone'lara bakalım. Çok sevdiğim ama Türkiye'de ve dünyada genelde pek yiyemediğim bir çikolata. Asya maceramda bir sefer yemiştim. O kadar. Şöyle bir Toblerone 16 yani 16 32 40 32 40 lira falan. 42 lira civarında. 40 lira falan. 40 lira. Aynen. Aa bak ne buldum. Bak. Abi bak. Bak ne buldum. Hey gidi küçüklüğüm hey be. Bunlar boyut. Böyle bu ne kadarmış? 7 diyor. Aynen 7 doğru bak. Burada da var. Aynen. Aynı şöyle.
Hey gidi yavrum, para gibi böyle üstüne de şey yapmış olan var ya. Bir duygulandım ya valla. Şey, altınları görünce özellikle şunları bak. Abi ya çocukluğum aklıma geldi valla. Bunlar da 7. Yani 10, 7, 14, 20 lira, 18-19 lira civarında. Başka hani bilindik bir marka var mı diye bakıyorum. Şunlar var, MM'ler. Bunlar da 30, yani 75 lira. Şöyle ben beyaz çikolata hastasıyımdır. Kesinlikle bayılırım beyaz çikolata. Bu stokta yoktu ya. Nasıl stokta yok anlamıyorum. Neyse onun yanındaki varmış. Şu. He, aynı zaten. Bu da 24. Ama pahalı abi işte yani. Direkt 24 TL bile olsa pahalı. 24. Yani 24. 48. 55 lira falan. 55 lira falan abi. 55. 56 lira. Çok. Hepsi 23 bunlar. Sütlüsü, beyazısı hepsi aynı. Arkadaşlar Godiva var. Çikolata. Bu da 38-40 desek. 100 lira, 95 lira civarında. Buradan da çıkıyoruz. Bunlar Tayland'da çok ucuzdu. Ama burada da ucuzmuş lan. Valla şunlar Tayland'da çok ucuzdu. Tadı da gayet güzel, doyuruyor da biliyor musun? Burada kaç? 12 tanesi kaç diyor? 26,5 diyor. 62-63 TL. Şu. Bildiğimiz bir tat Oreo. Şöyle büyük bir Oreo. 12 lira. Şey, 12 Hong Kong doları. Yani 12, 24, 30 lira şu. Oraya 30 lira. Şöyle paketleri var istersen, şöyle büyük. Dark var, normal çikolata var, çileklisi var falan. Bunlar da hatta direkt çikolata, içinde çikolata olan da var. Çikolata çikolata. Bunlar 24, 55, 60'a TL civarına denk geliyor. Hani başka da bildiğim öyle çok, yani bizim bildiğimiz bir şey yok. Meyve suları var burada. İşte mesela bu ne? Orange diyor. Yani portakal suyu 21. Hepsi aynı 21. Elma suyu 21. Yani 20, 40, 50. 50 lira. 1 litre meyve suyu. Burada ışıktan dediğim gibi bazen şey yapıyor, yansıma yapıyor. Kusura bakmayın. Burada peynir reyonu. Buraya bakmıştık zaten. Aynen mısır gevreği mesela. Ben çok düşünmüştüm alayım diye de saklayacak yerim yok. Mesela bak burada şöyle mix yapmışlar. Nestle'nin 3 tane mixini yapmışlar. Bu 25. Yani 62 lira falan. 62,5 lira şu. Okul paketi. Yani bu tanesini okula götürüyorsun. Okulda kahvaltı niyetini yiyorsun. Şöyle büyükleri var. 20. Yani bu 50 lira. Şöyle Coco Pops'un. Bu 50 lira. Bunu düşünmüş mü? Bunu süt alayım falan diye de sonradan abi süt nereden, küçük süt almam lazım. O da pahalıya geliyor. Zaten süt pahalı. Ya pahalı abi burası. Yani ben dolarla kazanmıyorum arkadaş. Ben TL'ye çeviriyorum, pahalı yani. O yüzden hiçbir şey alıp yiyemiyorum buradan genelde. Çok nadir. Çok canım çekerse al. Canın kavun çekti, al işte şunu al. Yani şu, hatta şu. Şunu al. Şunun fiyatı ne kadar biliyor musun? Bak avucum kadar. Bak bunun fiyatı 30'a 75 lira. Şu kavun. Ha, nasıl alacaksın abi? Yani. Ama tabii yani buranın gelirine göre ucuz, onu tekrardan söyleyeyim. Bak burada şöyle mantı tarzı şeyler var arkadaşlar. Bunları aşırı tüketiyorlar. Bak şu. Şunu var ya, mantı gibi değişik bir şey. Bunu aşırı tüketiyorlar ya. Mesela şöyle altılısı 20, 50 lira. Ya bunları çok tüketiyorlar. Böyle komple bura böyle değişik değişik mantı tarzı diyebilirim bunlara. Hepsi böyle mantı. Burada etler var. Aynen etlere bakalım. Bu neymiş? Beef kıyma. Aynen. Dana kıyması 35 Hong Kong doları. Kaç gram bu? 478. Yani hemen hemen yarım kilo. Dana. Aynen. Dana diyorum ya. Aus diyor şey bu. Angus mu neydi işte, onlar var ya. Ondan 35, 70, 70, 85, 90 lira şu. Yani kilosu 180 lira falan herhalde bunların. Bu ne, bu pork zaten belli abi, direkt renginden anlaşılıyor bak yani. Dudak 40'mış söyleyelim, 100 lira yani. Evet, şöyle bir tavuk ayağı yemek isteyen olursa, kızarıp çıtır çıtır, ben daha denemedim ama deneyebilirim her an yani. Yani kendim almam da, hazır böyle mangalda falan satıyorlarsa. Böyle bu da 35, yani şeyle aynı. Şöyle tavuk ayağına 35 diyorlar ya, yarım kilosuna 35, yani 70, 85, 90 lira civarında gene o da. Arkadaşlar tavuk varsa tavuğu göstereceğim size. Genelde hep burada domuz olduğu için tavuk pek göremedim. Bu ne? Bu tavuk mu?
Yo, fiş. Ana fiş şey kıyması yapmışlar lan. Ha vallahi bak. Ha tavuk harbiden şey kokuyor. Balık kokuyor. 28. Yarım kilosu. Yani 30, 60, 75, 70. 70 TL. Yarım kilosu. Bu tavuk mu? Bakayım. Aynen. Çıkın. Şöyle tam bir mangallık yapmıştı. Olan camla nasıl mangal çekiyor var ya bu aralar. Şöyle kaç gram bu? 91 demiş de bu 1 kilo gelmez ya. Gelir mi ki şu 1 kilo? Bilmiyorum. 37 demiş. Buna. Yani 70 90. Hayır, bu da 90-95 lira civarında. Şöyle. Kanat abi. Daha bunlar tam mangallık yapmışlar. Var ya böyle ya ma. Bu da 0.74 diyor arkadaşlar. 750 gramı yani. 34. Aynen bu da 90-85-90 arasında. Bunlar abi renginden zaten direkt anlıyorsun hangisinin domuz hangisinin şey olduğunu. Bunlardan denedim abi bu kadar berbat olamaz. Nerede bunun şeylisi vardı? Neydi? Etlisi vardı. Şu muydu abi? Yani et diye bir şey yok içinde ya. Et bulamadım yani. O kadar berbattı. Bir de 25 para verdim yani. Dedim ki şundan yiyeyim dedim. Bir de ekmek aldım ucuzdan olsun diye. Bir günüm böyle geçeyim dedim. Yok berbattı. Şöyle sebzeli pilav var mesela. Bu 20 idi. Sonradan 16'ya düşürmüşler bunu. Yumurta var. İşte bir ot var. Havuç mavuç falan var böyle. 16 şu. Yani şu doyurur mesela. 16, 30, 40 liraya. Şunu da doyarsınız. Doymak zorundasınız. Direkt pilav var saf pilav. Bu da 10. Böyle göstereyim. Yarım kilo gelir mi gelmez herhalde. Yani şöyle sebzeli var. Bu balıklı herhalde. Aynen balık. Ben denemedim yani. Bu eti denedim. Tavuğu denedim. Çok kötüydü ikisi de. O yüzden daha yemiyorum buradan. 25. Almak isteyen olursa diye 62,5 yani. Hani hazır yemeklerde satılıyor burada. Domuzlar var. Pikletler var. İşte öyle yani. Burada ama bence yani bilmiyorum hazır yiyecek güzel değil. Ben burada birkaç yerden de daha denedim. Yok abi hazır yiyecekler hiç güzel değil. Hiç sevmedim. Valla. Var mı unuttuğumuz bir şey ya? Çekmiyor unuttuğumuz bir şey. Yok herhalde. Ha patates. Aynen bak patates. Patatesi de çekelim. Patates de şöyle bir 5 tane küçük patates. Yani ben bunu bir sabah kahvaltısı kızartmasan tek başıma yerim. Az bile gelebilir yani şöyle 5 tane patates. Küçük bir de büyük de değil. 12. Yani 12, 24, 30 TL. Şu. Yani aslında şu 30 TL aslında burada şeyde bir yağım olsa tavam mağım olsa ya abi al bundan tamam mı? 30 TL ekmeği de al 40 TL yani ekmeğin yarısını yersin ekmek 25 lira falan yarısını yesen şununla ekmek olur. Ha benim gibi hayvanlık yapmayıp bunu iki öğünde de yiyebilirsin o zaman çok ucuza gelir işte. Patates, yağma hepsini katınca bir öğününüz toplamda 25-30 TL'ye gelir güzel olur yani. 25-30 TL burada çok ucuz. O 14 TL. O bu 30 TL. Bu 27 TL. Bu 55 TL. Niye böyle ya? Abi şunlar daha iyi değil mi? Bak bunlar tam böyle. Bunlar hafif sarımtırak. Bunlar daha koyu. Bunların daha pahalı olması gerekmiyor mu? Bilmiyorum enteresan. Son olarak buradaki benim tercih ettiğim. Abi bak burası ucuz yeri. Anladın mı? Bak mesela burada iki tanesi 3 diyor. Yani 7,5 lira. Mesela aynı şekilde havuç 3 diyor şöyle. Şu mesela 7,5 lira abi. Anladım. Burada hep ucuzlar satılıyor. Mesela burada 2 tane soğan 4. 10 lira mesela. Tekli soğan da var. Elma mı soğan mı tam bakamadım. Aynen mesela tekli soğan böyle alırsanız 4,5 lira. Yani. Mısır var. Mesela burada domates işte denk gelirsen mesela burada 2 tane domates 4 lira. Şey 4 Hong Kong doları yani 10 lira. İyi abi iyi yani hani burada böyle ucuz bulunca işte alıyorum ben normalde her yiyeceksen. Yine sebze meyve mandalina burada ucuzculara koyuyorlar. Evet herhalde yani önemli olan bazı şeyleri çektik çoğunluğunu çektik. Peynir meynir tofumu aynen buraya da girdik. İçecekleri de çektik yumurta peynir süt bunları da çektik. Kola alkol ürünleri onları da gösterdik. Dur çocuğum dur. Evet.
Yani bu videonun da sonuna geldik diyebilirim. Böyle Hong Kong'daki market fiyatlarını sizlere göstermek istedim. Evet, Türk parasıyla çok pahalı ama eğer Hong Kong'da çalışıp Hong Kong'da kazanıyorsanız Türkiye'den daha ucuz diyebilirim. Yani birim başına düşündüğünüz zaman çok daha ucuz da geliyor. Son olarak aynen unuttum, bak burada gördüm, makarna. Barilla makarna 50 TL bir paketi. Daha ucuzu var mı makarna? Yani 40 liraya var abi. Bir paket makarna 40 lira en ucuzu. Demin de dediğim gibi burada eğer çalışıp kazanıyorsanız bu fiyatlar bence gayet normal yani. Ama tabii Türk lirasına çevirince çok pahalı gibi gözüküyor ki zaten pahalı. Yani Türk parasına çevirince burası aşırı bir pahalılığı var. Ama olsun yani, size işte fiyatları gösterdik. Yani buraya gelirseniz en azından aklınızda bir fikir oluşur. Yani hani ne alırsınız, ne almazsınız, nasıl geçinirsiniz, o artık tamamen sizin bütçenizde, sizin kararınız. Ben aç kaldığım da oluyor, günde bir öğün yemek yediğim de oluyor para kazanamayıp. Para kazanıp gidip McDonald's'tan yediğim de oluyor. Bu arada şunu söyleyeyim, burada McDonald's fakir yemeği arkadaşlar. Yani McDonald's yalnızca fakirler gidiyor yiyor, onu da söyleyeyim. Yani McDonald's'ın fiyatları TL'ye vurunca Türk lirasıyla aynı hemen hemen. Onu da söyleyeyim. Şimdi artık çıkıyoruz. İyi ki de bir şey almamışım abi. Sıra bayağı var burada. Değil mi? Bura biraz şey yani, ucuz. Çok pahalı değil Hong Kong geneline göre. Evet, market turumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden yine her zamanki gibi rica, bir like, bir yorum ve kanala abone olmanız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lan dur dur. Marketin adını göstermedik. Dur. Abi markette Parking Shop. Parking Shop. Böyle bir market. Evet, şimdi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.